Şimdi ele gelme konusunu biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Ele gelmede yaptığımız yanlışlardan birincisi, bir kuşun elimize gelmek zorunda olmadığını kabul etmemek. Bir sürü videolarda, bu videoda, işte diğer videolarda, başkalarının videolarında görüyoruz. Kuşlar her zaman ele adım atmak için çok istekli oluyorlar bu şekilde. Ama bu uzun süreli bir çalışılmışlığın eseri. Yeni aldığınız bir kuş, ellere alışkın olmayan bir kuş, ellerden korkan bir kuş, eğitime alışkın olmayan bir kuş için ele adım atmak için hiçbir sebep yok. Hiçbir şey ifade etmiyor elinizi onun önüne götürmeniz. Onun için öncelikle kuşa bunun bir şey ifade ettiğini öğretmeniz gerekiyor. Yani elinize gelmenin ödül almaya eşit olduğunu öğretmeniz gerekiyor. Bir de bütün eğitimler için kafamızdan bu kuşlarımızın bizim istediğimizi yapması gerekiyor yanılgısını ya da gerekiyor demeyelim de bu beklentiyi silmemiz gerekiyor. Çünkü kuşlar bizim için hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Sadece bizde kurdukları ilişki var ortada. Ama genel olarak bu hareketlerin hepsini ödül için yapıyorlar. Zamanla azaltabiliyorsunuz. Daha sonra bahsedeceğim farklı şekillere sokabiliyorsunuz. Ve otomatikleştirebiliyorsunuz. Ele çıkma olsun, başka şeyler. Adı ne? Bunlar olsun. Onlardan da bu videoda bahsedeceğiz. Şimdi ele çıkma videosu da bir sürü basit şeyden konuştuk. Onların üzerine koymak istiyorum ben. Önce o videoyu izleyip sonra bu videoyu izlemeniz çok daha faydalı olur. O videonun üzerinden gidecek olursak, ödülü yukarıda tutacağız dedik. Kuşumuz bizi ısırıyorsa, kuşumuzun dikkatinin ödülde olduğuna emin olmamız gerekiyor. Elimizi uzatmak için bu şekilde. Daha sonra bunu yapmanın başka da yolları var. Bazı kuşlar bu şekilde önden adım atmak istemiyorlar. Rahatsız oluyorlar. O kuşlar için böyle şeyler deneyebilirsiniz. Yana doğru adım attırmayı deneyebilirsiniz. Bazı kuşlar düz yüzeylerde daha rahat ediyorlar. O kuşlara tünekten değil de düz yüzeyden adım attırmayı deneyebilirsiniz. Bu arada her adım attığında aferin demeyi veya clicker'ınızı basmayı unutmayın. Aferin. İki ayağı da elime dokunduğu anda aferin diyorum. Bazı kuşlar da arkadan daha rahat adım atarlar. Hatta ısırma ihtimali daha yüksek kuşlarda bunu yapmanızı öneririm. Çünkü sizin de elinizi çekmeniz için daha fazla vaktiniz olur eğer arkadan elinizi uzatırsanız. Yine ödülü gösteriyorum önce. Daha sonra aferin. Arkadan elimi getiriyorum. Ufak bir dokunmanız gerekebilir. Kuşunuza orada bir tünek olduğunu, yani eliniz olduğunu hatırlatmak için. Bu şekilde egzersizler yapabilirsiniz. Unutmayın, çalışmalarınız 5 dakikayı geçmesin. 3 dakika, 5 dakika. Çok 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 zorlanan kuşlarda sadece büyük bir ödülle tek bir tekrarda olabilir. Kuşunuz elinizden çok korkuyorsa, bu şekilde adım atmış olmak onun için çok büyük bir aşama kaydetmiş olmak demekse, kuşunuzu hemen tüneyine geri koyun. Zaten tüneyine geri gitmiş olmak da kendi içinde bir ödül değeri taşıyacaktır. Daha sonra ele gelmeyi otomatikleştirmek için şöyle çalışmalar yapacaksınız. Aferin. 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 Bunun gibi. Ve sonrasında kuşunuz gerçekten sürekli istikrarlı bir şekilde elinize adım atmaya başladığı zaman artık ödülleri iki adımda bir ya da üç adımda bir ya da dört adımda bire düşürebilirsiniz. Mesela aferin. Yine aferin diyorum.
Aferin. Aferin. Ödülümü veriyorum. Geri koyuyorum. Şimdi ben 3 taneyle gösterdim. Siz ilk aşamada 2'de 1 ile başlayacaksınız. Sonra 3'te 1 yapacaksınız. Daha sonra bu hareketi daha da istikrarlı bir şekilde görmek istiyorsanız bazı adımlarda ödül verip bazı adımlarda vermeyebilirsiniz. Buna ne deniyordu? Tarife. Buna ödül tarifesi diyoruz. Bu ödül tarifesinin değişkenliği arttıkça kuş ne zaman ödül alacağını tahmin edemediği için size daha istikrarlı bir şekilde o hareketi sunmaya devam edecek. Kumar masalarında, kumar oyunlarında olduğu gibi ne zaman ödül alacağınızı bilmediğiniz zaman sürekli o makinenin tuşuna basmaya daha meyilli oluyorsunuz. Aynı şey kuşlarımızda da var. Yani şöyle yapabilirsiniz. Ödül veriyorum. Aferin, yine aferin diyorum. Ödül vermiyorum. Aferin, yine aferin diyorum. Ödül vermiyorum. Aferin, ödülünü veriyorum. Ödül vermiyorum. Aferin demeyi unuttum. Aferin, ödül vermiyorum. Aferin, ödül veriyorum. Aferin, birinci de ödül veriyorum. Gibi. Bunun çok benzerini şu şekilde de yapabilirsiniz. Aynı yine her seferinde ödül verip ödülünüzü çeşitli yapabilirsiniz. Mesela her seferinde bir tane çekirdek vermek yerine bir seferinde bir elma parçası, bir seferinde bir çekirdek verebilirsiniz. Böylelikle gün içinde ilk aşamalarda daima cebinizde ödüllerle gezmeniz gerekecek. Ki kuşunuz evin içinde durduğu yerden elinize gelsin. Ama sonra bazen ödül alacağım, bazen almayacağım deyip daha da istikrarlı bir hale getirebilir kuşunuz kafasında bu hareketi. Bunu iyice oturttuktan sonra ve zaten kuşunuzla iyi bir ilişki kurduktan sonra kuşunuz her yere sizle gelmek isteyeceği için ele gelme isteği çok daha artıyor. Ama uzun bir çalışma gerektiriyor. Bir de kuşunuz elinize geldiği zaman burayı hedefleyin. Elinizde durması için ve pekiştirecinizi yani ödülünüzü burada verin ki burada durmak pekişsin. Çünkü burada kuşumuzla bir iletişim içindeyiz ve burada kontrol sahibiyiz. Kuşumuzun Astro elime gelmek için elimi önüne çekip çok tatlısın Astro'cum. Elimi önüne çekip elime adım atıyor. Burada kontrol sahibiyiz ve kuşumuzun ne hissettiğini rahat olup olmadığını görebiliyoruz. Eğer kuşun burayı fazla sıkıyorsa ortamda rahatsız olduğu bir şey var diye anlayabiliyorum. Ya da mesela dur Astro'cum. Mesela vücudunu geriye doğru atıyorsa aynı şekilde rahatsız olduğunu anlayabiliyorum. Ben de ona şu şekilde mesajlar verebiliyorum. Yani iletişiminiz çok daha akıcı oluyor. Kuş elinizin burasında olduğu zaman. Buralara tırmanmaması için burayı tırmanılabilir bir hale getirmeyin. Böyle şey tutun. Hayır Astro'cum omzuma çıkma. Böyle tutun ki buradan rahat tırmanabileceği bir şey olmasın. Bir yol olmasın kuşunuza. Ve bu şekilde tutmayı hedefleyin kuşunuzu daima. Değil mi Astro'cum? Sana teşekkür ederiz. Ne söyleyeceksin büyük ödül için? Adını mı söyle? Onu hep söylüyorsun. Onu söyleme artık. Korkutmak için yapmamıştım. Sana büyük ödülünü verecektim. Şunu soracaktım sana. Şöyle daha iyi anlarsın. Aferin. Teşekkürler.